Şimdi bir cümle etmek istiyorum bu şeyle ilgili, Trump-NATO ilişkisiyle ilgili. Trump, NATO'nun kampanya sırasında NATO'nun artık gereksiz bir kurum olduğundan bahsederken sadece şeylere vurgu yapmamıştı. Hani artık Sovyetler yok ortada, Rusya'da eski tehdit, eskiden olduğu kadar büyük bir tehdit unsuru değil demişti. Fakat sebeplerinden bir tanesi, NATO'yu gereksiz bulmasının sebeplerinden bir tanesi de şeydi. Bir kere counter terör mücadelesinin içinde değil NATO demişti. Şimdi onlar geri adım attı ve dedi ki NATO işte IŞİD'le mücadelede bir adım atarsa, önemli bir rol oynarsa tabii ki NATO çok önemli bir müttefik olur, önemli bir aktör olur dedi. Ve beklenen de şu, bu zirvede NATO'nun resmi olarak IŞİD'le mücadelenin bir parçası olduğunu deklare etmesi bekleniyor. Bu da tabii Trump'ın o dönüşünü bir parça meşrulaştıracak bir gelişme olacak. Fakat diğer taraftan özellikle NATO ülkelerinin çok dikkatle beklediği, duymayı beklediği bir şey var Trump'tan. Trump bugüne kadar, yani Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı bunu söyledi. Fakat Trump'ın ağzından o NATO'nun o 5. maddesini, yani birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır ki bu çok tarihi bir örnek var. Yani bütün Amerikan başkanları en son işte Obama Estonya'da yaptığı konuşmada bunun altını çizdi. Dedi ki size bir saldırı olursa kim gelecek yardımınıza? NATO gelecek ve Amerika bütün güçleriyle bu maddeye bağlılığının altını çizdi. Bu çok önemli. Bugüne kadar Trump bunu hiç söylemedi. Ve bugün, dün birkaç işte NATO içerisindeki tartışmaları yansıtan bir web sitesinde diyordu ki NATO liderleri zirvede bunu duymayı bekleyecekler. Yani o Article 5, 5. maddeyle ilgili Trump bir şey söyleyecek mi? Bu çok önemli. Şimdi Türkiye NATO bağlamında da tabii çok büyük bir gerginlik var. Yani Türkiye'nin batıyla gerginliği çerçevesinden bakmak lazım. Türkiye'nin NATO ile yaşadığı gerginliğe ve bunu birebir mesela Almanya ile yaşadığı incirlik krizi. İşte incirlik sorun oluyor. En son Merkel dedi ki biz artık Ürdün opsiyonunu değerlendirmeye başlayacağız. Avusturya ile yaşadığı gerginlik var Türkiye'nin. İşte Avusturya tabii NATO üyesi değil ama NATO'nun ortak şeylerine katılıyor, operasyonlarına katılıyor. Türkiye bunu bloke edeceğini söyledi. Neden? İşte Avusturya bizim AB sürecimizde hep ayağımıza basıyor vesaire. Dolayısıyla NATO'nun, Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinin, Türkiye'nin batılı, özellikle Avrupalı ülkelerle ilişkilerindeki sorunlar tarafından zehirlendiğini görüyorsunuz. Yani Almanya ile yaşadığı problem NATO zemininde tartışılıyor, incelik zemininde tartışılıyor. Avusturya ile yaşadığı problem Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini geriyor, NATO içerisindeki imajını geriyor. Dolayısıyla asıl konuşulması gereken bence Türkiye-NATO ilişkilerini konuşurken Türkiye-AB ilişkilerini konuşmak, Türkiye'nin Avrupa ülkelerle ilişkilerini konuşmak.